Değerli izleyenlerimiz, geçmişten gelen güzelliğin günümüze kadar yansıtan doğasıyla kültürlü ünlü elmasının elmasıyla ünlü Amasya'dan sizlerle beraberiz. Sulova ilçesinden sesleniyoruz sizlere. Özellikle de bu bölgenin yeni mahsullerini sizlere kesinlikle fabrikasyon ürün karıştırmadan. Hem üretimini hem de tüketiciye sunumunu bizzat kendi elleriyle yapacak ve kalite kontrollerini de tamamen kendisi sağlayan uzman ellerden gelmiş, böyle yetişmiş bir insanla, bir iş adamıyla tanıştıracağım sizleri. Özkan Ayvalı Beyefendi ile beraberiz. Yeni bir işletme kurmaya başladık. Güzel bir iş yapmaya karar verdik. İnşallah yeni adımlar yapıyoruz. Buradan başlayıp yani yavaş yavaş böyle insanların ulaşabileceği daha böyle temiz, nezih bir mekan yapmaya çalışıyoruz. Şimdilik buradan bir başlayalım diye böyle bir adım attık. Şimdi bu bölgede kendi memleketinizde kendi işletmenizle başlıyorsunuz. Neler olacak bu işletmede? Önce bunlardan bahsedelim, sonra da verdiğimiz değerlerden bahsedeceğiz. Yani yıllarca başka sektörlerde çalıştık ama bizim artık hani bu Türkiye'nin genel durumu, işte bu pandemi döneminden dolayı biz kalktık buraya geldik. Burada da kuru yemiş, bakliyat, baharat, şekerleme üzerine bir konsept kurduk. Bakliyat tarafında bu sene değil de seneye biz üretimlerimizi kendimiz yapmayı düşündüğümüz için aslında burayı seçtik. Burada yerlerimiz var. Diğer yerlerde insanlara burada kendimizi ölçüp biçip sonra adım adım şehirlere dağılmayı düşünüyoruz. Buradan böyle bir yola çıktık işte, bakacağız. Yani daha güzel olacak. Biraz bakliyat üzerine gitmek istiyorum ben. Biz kendimiz üreteceğiz çünkü yerlerimiz var dediniz. Hangi bakliyatlar üzerine gideceğiz? Üretimde nelere dikkat edilir? Sizler burada tüketime sunarken ne şekilde sunacaksınız? Şöyle yani bizim de hedefimiz ilk bayanlar. Bayanlar ve çocuklar. Her yönde de tabii aslında her meslekte baktığın zaman ilk öncelik bayanlardır. Gerçekten bayanlar insanları her yere götürebilir. Her şeyi aslında bayanlar yönetiyor. Şöyle yönetiyor. Erkekler sadece biraz da şey kısmında, biraz maddi kısmında çalışıyor ama yönetim kısmında bayanlar vardır. Şimdi şöyle bir yerlerimizi biz şey yapacağız. Şimdi mısır, buğday, işte bu bulgur şey kısımlarını, işte nohut, mercimek, bunları biz ilk etapta bunlarla başlayıp daha az, daha böyle organiğe yakın bir üretim yapmayı düşünüyoruz kendi yerimizde. Sonra bunları da burada insanlara görsel olarak direkt hani hatta tadabileceği veya böyle numune verebileceğimiz şekilde pazarlamayı düşünüyoruz. İlk başta bahsetmiş olduğum gibi bütün kalite kontrolleri tamamıyla kendisi sağlayan uzman ellerle birlikte fabrikasyona hiçbir şekilde karışmadan. Aynı zamanda da aslında olabilecek bütün o özlediğiniz salçaları, marmelatları, reçelleri anne eli gibi, hanım eli gibi sizlere birinci elden yapılır yapılmaz burada en sağlıklı kaliteli hallerde sunumuna getirebilecek ve geldiğinizde bölgesinde arayıp da bulamadığınız ne varsa her şeyi bu işletmede bulabileceğiniz bir yerle tanıştırdım sizleri. İleriye yönelik hedefleriyle uzman kadrosuyla dört dörtlük bir işletme devam ediyor. Kendileri anlat bakalım, Türkiye ekibi tekrar sizlerle olacak. Hoşçakalın.